Hayatınızda unutamadığınız bir anınızı anlatın. Bu hüzünlü olabilir, keyifli olabilir. Anlatın. Sonra da programı birlikte kapatalım. Ben de bu programa katılmaktan çok mutlu oldum Rıdvan Bey. Teşekkür ederim. YouTube'da dönecek herhalde. İzleyicilerimiz bu doğal konuşmalarımızı dinleyecekler. Tabii YouTube'dan onu kanal İsmet TV YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Seslenişlerimizden de ilgi duyacaklar. Çok şey oldu yaşamımda unutmadım. Fakat çok gündemde olduğu için ve bu kadar da önemli bir yer olduğu için Ayasofya mabedinin üstüne çıkıp bayrak salladım. Türk bayrağını salladım. Bu benim için unutulmayacak bir olay. Kısaca anlatayım. Ne zaman oldu? Kahramanlar diye bir film çekiyoruz. Yönetmenimiz Rıza Remzi Jöntürk. Ayasofya'ya geldik. Dedi ki çocuklar ben dedi bunu dedi böyle bitirmek istiyorum. Yıl 1975. Kahramanlar filmi. Yok. Evet Kahramanlar. 75. Tam yılını hatırlamıyorum. Ben de yazıyorum. Rahmetli Tugay Toksöz vardı. Yok ben çıkmam dedi. Zaten filmde Fikret Hakan vardı. O film icabı ölmüştü. Yılmaz Köksal rahmetliyle ikimizdik. Yılmaz dedi ki ben çıkarım dedi. Şimdi Yılmaz ben çıkarım deyince ben de çıkarım dedim. Allah'tan rahmetli Tugay ayağımda Roosevelt'ler vardı. Kösele dedi çıkar onları şu benim lastik çizmeleri giy dedi. Nur içinde yatsın güzel kardeşim benim. O çizmeleri giydim. Ve tırmanmaya başladı. Kubbe üstüne kubbe. Bende de bir bayrak var. Milli Türk Talebe Birliği'nin. Allah muhafaza. 15-20 metrekare şeyi var. Bayrak zaten bir bayrak direği. 5 metre falan yani. Fişeklikler, tabancalar. Fırladık gidiyoruz. Gide Allah. Atlaya kubbe geldik en büyük kubbeye. O tarihlerde dünyanın en büyük kubbesiymiş zaten yıllarca. Fakat kubbenin yani o şeyden inen alemden inen bir zincir var. Ve o zincirin arkası da uçurum. Yani 50 öyle metrelik bir uçurum evet. var arkamızda. Evet. İşin kötüsü bir kubbe yok. Hani bir kubbe olsa hani zincir çünkü bu ya kaç yüzyıllık zincir paslanmış olabilir. çürümüş olabilir. Yani insan bir sürü şeyi getiriyor aklına. Ya düşsek aşağıdayız. Paramparçayız. Neyse Yılmaz bir maymun gibi önümden fırladı çıktı gitti. Ben de yavaş yavaş kelime şehadet getirmeye başladım. Olur ha Allah'ım yani gidersek hiç olmaz. Kelime şehadet yapmış olalım diye zincirden tutuna tutuna tırmanmaya biraz başladım. Buramdan çıkardım bayrağı rahmetliye Yılmaz'a uzattım. Ben de tekrar şehadet getire getirip kubbeye çıktım. Evet. Fakat inanın. Bu kadar muhteşem bir olay benim için yaşamımda unutamadım. Ayasofya'nın Sultanahmet Camii karşımda bir biblo gibi. Evet bir biblo gibi küçücük kaldı karşımda. Bizden daha yüksek bir tek o zaman köprü yapılmıştı. Evet, köprü direkleri vardı. Evet.